Herkese iyi akşamlar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Borsa İstanbul tarafında bir miktar yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Dün biliyorsunuz Türk Hava Yolları öncülüğünde yukarı yönlü hareketler devam etmişti. Bugün de yine endeks tarafına, BIST endeksine baktığımız zaman %0,28'lik bir primli seyir hakim. 8500 bandına geldi endeks. Burada 8500 bandı önemli bir direnç seviyesi. 8500 bandının üzerindeki hareketlerde 8700 ve 8900 bandlarını takip ediyor olacağız. Aşağıda ise baktığımızda 8300 ve 8200 bantları destek hatları olarak takip ediliyor. Onun dışında X Bank tarafı, bilişim tarafı ve turizm sektörlerinde yukarı yönlü hareketliğin hakim olduğunu görüyoruz. Bir miktarda ulaştırma tarafı negatif ayrışıyor akşam saatlerinde. Endekse pozitif etkisi olan hisselere baktığımız zaman da Yapı Kredi, Oyak Çimento, MİA Teknoloji ve İşçi burada ön plana çıkıyor diyebilirim. Yurt dışı tarafta dolar endeksinin bir miktar zayıfladığını görüyoruz. Özellikle 103.50 bandı önemli bir direnç hattıydı. Bu 103.50 bandından tepki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Endeks FED beklentisiyle beraber 103.40 bandlarında işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de %4.04 bandına gerilemiş durumda. Yurt dışı tarafta da bir hatırlatma yapalım. Koç Holding önerimiz bulunuyordu. Biliyorsunuz bu tarafta pozitif olarak kapattık. Yine detaylara önerilerimize, teknik önerilerimize uygulamamız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Yurt dışı tarafta bir miktar dediğim gibi FED beklentisi hakim. Yarın biliyorsunuz FED faiz kararı açıklanacak. Kararda beklentiler bir miktar daha pas geçirmesi yönünde, bir faiz arttırımı veya indirimi beklenmiyor. Ama karar sonrası Başkan Powell'ın söylenmeleri burada ciddi miktarda takip edilecek. Powell yumuşak iniş senaryosuna atıfta bulunacak mı ya da Mart ayında bir faiz indirimi sinyali verecek mi? Yatırımcılar bunu takip ediyor olacak. Akşam saatlerinde bu beklentilere paralel olarak altında bir miktar yukarı yönlü hareketlikler var. 2047 dolar bandına doğru geldik. Bir miktar daha Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risk faktörü de burada güvenli liman talebinin artış göstermesinden dolayı altın tarafındaki yukarı yönlü hareketleri desteklemiş gözüküyor. Yukarıda 2056 dolar ve 2090 dolar dirençleri takip edilebilir. 2090 dolar seviyesinin üzerinde ise 2120 dolar dirençlerini altın ons tarafında takip ediyor olacağız. Aşağı yönlü hareketlikte baktığımız zaman da ise 2042, 2015 ve 2007 dolar destekleri altın ons tarafında takip edilen destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Kapanışa doğru piyasalar ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.